Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Efendim hayırlı akşamlar. Vav Radyo'dan hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Programımıza hafif bir gecikmeyle başladık. İstanbul trafiği. Affola. Efendim programımız 3 bölüm olacak. Birinci bölüm malum Divan-ı Kebir'den okuyacağız. Yine güzel bir şiir seçtik. İkinci bölümde Hakka suresine devam edeceğiz. Son olarak da Fütuhat Mekke'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci bölüme geçebiliriz. Düşünce ve Hayatta Mevlana Divan-ı Kebir Şerhi. Bugün biraz geciktik. Gecikme sebebini de sizinle paylaşayım. Bugün Emir Tahan'ın benim doğum günüydü. Allah bütün çocuklarımıza uzun ömürler versin. O vesileyle Çamlıca Kulesi'ne, bu televizyon kulesine çıktık, yani doğum günü vesilesi olsun diye. Oradan biraz İstanbul'u seyrettik. Hakikaten yapanlardan Allah razı olsun diyelim. Yani hepinize tavsiye ederim. Çok güzel manzara vardı gerçekten. Çok harika bir iş yapmışlar. Biz de böyle mest olduk. İşte o koşuşturma içerisinde biraz geç kaldık maalesef. Doğrusu herkesin böyle gitmesi gereken bir yer. Özellikle talebeler, şimdi hani okullar tatile de girdi. Talebe indirimleri de var bayağı. Yani %50 indirim yapıyorlar. Talebelerin çok rahat gidebilecekleri, iyi fotoğraflar çekebilecekleri bir yer. Biraz daha geç gitmek lazım yani, böyle gece gibi, ama biz de Emir Tahir'e erken gittik. Doğrusu onu da sizinle paylaşmak isterim. Yani İstanbul hakikaten bir kitap, rahmetli Erdem abi öyle derdi, Erdem Bayezid. Ben yeni harflerine başladım demişti böyle bir gün. Üsküdar'a doğru yürüyorduk Toptaş'tan. Böyle demişti Erdem Bayezid. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Büyük şair. O böyle demişti, yani İstanbul bir kitap. Tabii bu cümleyi birçok kişi söylemiştir İstanbul'la ilgili. Ama benim aklımda Erdem abi'den kalmış. Ve çok hoş bir sohbetimiz olmuştu o yolda. Dolayısıyla şimdi yani yazın hani yapılabilecek işler arasında herhalde en önemlilerine bir tanesi İstanbul'dur. Yani İstanbulluların tabi tatilde biraz bir şeyi var, yani insanlar başka yerlere gidiyor tatile. Tabi İstanbul'dan, İstanbul gibi veya İstanbul kadar bir yere tatile gitmek zor. Dolayısıyla yani yazın en iyisi İstanbul'u hakikaten değerlendirmek lazım. Buradaki yani işte Ayasofya'sından Süleymaniye'sine veya şehri, yani kısaca yani şehri hakikaten gezmek lazım yani. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Şimdi bugün okuyacağımız şiir 127. şiir, yanlış okumuyorsam yani numarayı. Dediğim gibi ben bu Roma rakamlarında şaşırıyoruz artık. Eskiden böyle bayağı bilirdik bunları da şimdi unuttum doğrusu. 127 diyelim. Ondan sonra şiir şöyle başlıyor. Ey aşıklar, ey aşıklar, deliyim, divaneyim, zincir nerede? Ey can zincirini oynatıp şakırdatan, dünya senin yüzünden şakırtıyla, gürültüyle doldu. Bir başka zincir yaptın da boynuma attın. Kervanın yolunu kesmek için gökyüzünde at oynatıp koştun. Kalk ey can, kalk ey cihan, topraktan, toprak yurdundan uç. Gökyüzündeki şu meşale bizim için dönüp duruyor. Gönlünde dert olanın yolunu yağmur nereden vurur? Çamur nasıl onu yoldan alıkor? O ancak aşkta konaklar, başka konağı yoktur onun. Ödleğin biri bir gün bağırdı, kötü çoban dedi. O keçi sürünün içinden bana baktı, acaba ısırır mı beni? Çoban ödleye sarsa da dedi, hatta tekmesinin altında öldürse de er kişiye ne gam, korkar mı hiç keçiden? Ödlek hele doğru dedin dedi. Akıl nerede ki söz söylesin, ayak nerede ki koşup yortsun, yortasın. Karadan kaçıp denize dalasın da depremden emin olasın.
Padişahlar padişahı olasın. Saltanatın daimi olsun. Zühal yıldızından bile yüce olsun yerin. Şu süprüntülükten çıkasın. Aklı kül gibi işe güce koyulasın. Bal ırmağı gibi coşup küpüresin. Hamel burcundaki güneşle Sümbüle burcundaki aya dönesin. Yüzlerce kızgın, yüzlerce puhu, yüzlerce kuzgun, yüzlerce puhu, yüzlerce üveyik senin için nameler düzmüşler. Şu oyalanmandan vazgeçseydin gönül sırlarını duyardın. Şöyle kısaca başlayalım. Yani ey aşıklar, ey aşıklar, deliyim, divaneyim, zincir nerede? Yani tabii başkalarına değil aşıklara hitap ediyor. Çünkü başkalarını hiç anlamaz. Ama aşıkların içerisinde de deliyim, yani aşk makamının ifratındayım. Daha doğrusu şöyle, sevgi makamının ifratındayım. Sevgi makamının ifratında olunca zaten ona aşk deniyor. Aşk sevgide ifrat hali anlamında kullanılıyor. Zincir nerede? Yani zincirlere vuralım. Tabii zincir, şimdi normalde burada bir şöyle bir hoş ifade vardır. Daha doğrusu hoş bir ima vardır. Normalde şimdi akıl bağ demek. Yani bağlamak demek. Yani şimdi mesela Araplar işte her şeyi böyle deve üzerinden anlatırlar derler. Şimdi deveyi bağlıyorsun. Akıl bağlıyorsun. Ya da mesela ayakkabıyı bağlıyorsun. Yani bir ip gibi. Şimdi normalde bu ip oluyor. Fakat zincirden bir kurtuldun mu? Yani ipten bir kez kurtuldun mu? Yani deli haline geldiğin zaman o zaman da zincirlemek lazım. Yani şimdi ifrattan tefrite gibi, yani normal bir insan için akıl bağdır. Yani dolayısıyla her birimiz bağlıyız. Yani akıl bağıyla bağlanmışız. Yani bir seçimle, bir ip ile bağlanmışız gibi. Yani böyle düşünebiliriz. Ama eğer o bağdan çıkarsak, kurtulursak, tedbir bağından çıkarsak, o zaman da oluruz. Zincirlik oluruz. Dolayısıyla yani oradaki şey bu. Yani aradaki bağ bu. İkisi de zincir, ikisi de bağ, ikisi de insanı bağlıyor ama birisi normal bir insanı, yani coşmamış, işte sınırlarını aşmamış, ondan sonra yani kuralların dışına çıkmamış bir insan, ondan sonra o normal bir bağla bağlanıyor, yani bir iple bağlanıyor. Ama yani şunun gibi düşünün, mesela diyelim ki düz bir yerde bir şey tutmak için yani fazla bir şey yapmaya gerekiyor, kendi kendine zaten orada kalıyor, ama bayırda bir şey tutmak için onu iyice bağlamanız gerekiyor, iyice yapmanız gerekiyor. O zaman yani zincirle bağlamak, yani biraz daha bayırdan aşağı doğru giden, yani uçuruma doğru giden adam anlamında. Bu güzel bir ifade. Yani aklın zincirinden kurtulduk mu ve aklın bağından, affedersiniz, kurtulduk mu, o zaman yani alternatif zincirdir. Yani ya zincirlenmemiz gerekir ya da uçup gitmemiz gerekir. Dolayısıyla şimdi divaneyim, zincir nerede? Yani deli adam zincire vurulur. Yani akıl onu tutamaz. Yani çünkü akıl neticede insanı ikna etme üzerine kurulur. Yani bağı o. Yani mesela iyi gösteriyor, kötüyü gösteriyor. Şunu şöyle yaparsan zarar görürsün. Bunu böyle yaparsan şöyle olur. O zararların bir kısmı dünyadadır. Mesela hukuk size ceza verir. İşte bilmem örf sizi ayıplar. İşte öteki insanlar sizi kınar vesaire. Bu tarz şeyleri göstererek akıl insanı zapturaptı altında tutabilir. Ama şimdi bu zapturaptı altında kalma meselesi olmayınca, yani böyle bir ihtimal kalmayınca, o zaman tek seçenek var. Zincirlenme durumu var. Yani zincire bağlanma durumu var. Başka bir seçenek yok gibi. Divaneyim, zincir nerede? Ey can zincirini oynatıp şakırdatan, dünya senin yüzünden şakırtıyla, gürültüyle doldu. Yani tabii can zincirini oynatan dediği, şimdi ben bunu hani hep söylüyorum. Tasavvuf içerisinde yani şu sıralamada çok büyük bir dualiteye düşmemek lazım. Yani bu, diyelim ki ister mürşidi olsun veya ister arkadaş, yani ihvan, Şems-i Tebrizi tam nasıl ifade edeceğimizi bilemiyorum. Ama hususi bir, yani tam bir mürşidi değil de Mevlana'ya hususi bir marifet getiren kişi olarak düşünmek lazım. Yani mesela Mevlana'nın Şems'le ilişkisini tasavvufi tasavvuf diye ben ifade ederim. Yani tasavvuf içerisinde ikinci bir tasavvuf öğrenme. Yani ona da melamet deniyor. Şems bunu temsil ediyor. Yani normalde tasavvufun içerisinde, fakat yeni bir açılma, fütuhat oluyor. O
anlamda. Yani şunun gibi, mesela diyelim ki hani Himalaya örneği gibi, diyelim ki 8000 metre çıkmışsın ama en son bir 800 metre kalmış, bir de onu çıkmışsın falan gibi. Şimdi Şems o ikinci 800'e karşılık geliyor, yoksa 8000'e karşılık gelmiyor. Yani Mevlana yani ortalama birisi değildi. Dolayısıyla şimdi büyük bir mürşid olduğu için Şems'ten çok büyük neticeler ortaya çıkmış oldu. Çok büyük semereler ortaya çıktı. Mesela Şeyh Sanan diyelim ki büyük bir mürşid olduğu için, büyük bir kabiliyet olduğu için imtihanı çok ağır oldu ve o imtihanın sonucunda tam bir tükenmişlikle, tam bir iflas ile orada kaldı ve onun neticesinde diyelim ki yani sonraki Sanan'dan çok daha büyük birisi oldu filan gibi. Yani ister mesela o örnek içerisinde Hristiyan kız olsun, ister Şems Tebrizi olsun, ister bir başkası olsun, yani çok fark etmez. Bütün bunların hepsinin görevi ve hepsinin şeyi kalıpları kırmak. Çünkü insan çok çabuk kalıp üreten bir varlıktır. Yani bir bakıma böyle mağaradan çıkmayı seviyoruz, mağaradan çıkma istiyoruz ama aslında mağaradan çıkamıyoruz. Yani netice itibariyle mağaradan çıkıp yeni mağaralar üretiyoruz. Yani bu mağaralar mesela dil mağarası olabilir, kavram mağarası olabilir, menkıbe mağarası olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani gerçeğe temas etmiyoruz. Gerçeğin önüne mutlaka böyle bir payanda koyarak gerçeğe onun üzerinden atış yapıyoruz ya da gerçekle onun üzerinden ilişki kuruyoruz. Bu bakımdan yani insan hicap üreten bir varlıktır. Yani setr üreten bir varlıktır. Sürekli hicap üretir, sürekli hicap üzerine hicap olur. Yani dolayısıyla mesela bunun mesela çok pozitif bir ifadesi de vardır. Nur üzerine nur diye. Ama nur üzerine nur olduğunda aslında perde üzerine perde anlamına da gelebilir. Çünkü nur da bir perdeye dönüşebilir. Bu açıdan hani insan böyle bir varlık. Yani sürekli mağara üreten, sürekli şey üreten bir varlık. Şimdi insan zincirin şimdi ha o zaman şimdi dedik ki burada mesela ister Şems diyelim, ister yani bir güzellik idesi diyelim, ister Allah diyelim. Çünkü bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ı temsil ediyor. Yani Allah'la arada bir mugayereti varsa zaten Şems diye birisi olmaz ya da Şems sevmek diye bir şey olmaz. Allah, yani buradaki mesele bu Mevlana'nın şiirlerindeki mesele Allah'ı bir tecellide tanıma meselesi. Yani bir tecelli tamda, bir mazhar-ı ekmelde Allah'ı tanıma meselesidir. Yani biz şimdi ana fikrimizden çıkmıyoruz. Ana fikrimizi kaybetmiyoruz. Ana fikrimiz Allah'ı tanımak idi. Dolayısıyla şimdi bu ister Şems'te olsun, ister mesela diyelim ki işte bir nehrin akışında olsun ki mümkün olmaz. Yani daha çok insanda olması gerekir ve en azından böyle konuşuluyor. İnsanda olması gerekiyor. İnsanda bulunması gerekiyor. Binaenaleyh şimdi burada yani ister Allah sevgisi diyelim, ister Allah'ın insanda sevilmesi diyelim ama her halükarda maşuk burada Allah'tır. Yani dolayısıyla canımızı şakırdatan, yani canımızı harekete geçiren, zincirimizi çekip daraltan, yani bizi bir tarafa çeken şey yapan Allah'tır burada. Dolayısıyla şimdi şu cümleyi bunun için söyleyebiliyor. Dünya senin yüzünden şakırtıyla, gürültüyle doldu. Şimdi şakırtıyla, gürültüyle doldu ne demek? Bu çok açık bir şekilde Feridun Attar'a atıf yapabileceğimiz bir yerdir burası. Çünkü Feridun Attar bunu şöyle ifade etmişti. Yani şimdi bu şiirde yani Attar'a ne kadar derinden bağlı olduğunu gerçekten fark ediyoruz Mevlana Celaleddin'in. Attar malumunuz üzere herkesin Simurg'u görmesinden söz ederken, Çin semasından uçarken bir gün, bir gece Simurg kanadından bir tüy düştü ve cümle alem o tüyün güzelliğine aşık oldu. Ondaki renkleri, nakışları aşık oldu. Şimdi bakınız, bu çok önemli bir meseledir. Yani o tüyün nakışları meselesi önemli. Yani güzelliği önemli. Çünkü daha sonra o nukuşat dünya aleme haline de geliyor. Yani aslında o tüy dediğimiz şey bu dünya alemi. Yani buradaki hadiseler, buradaki ağaç, bitkiler, insanlar, yaşadığımız hadiseler, sıkıntılar, şunlar bunlar. Yani nukuşat-ı dünyadır esas olan bunlar. Dolayısıyla şimdi bu nukuşlar, bu nakışlar aslında Cenab-ı Hakk'ın tecellileri. Yani Cenab-ı Hakk'ın yansımaları. Şimdi peki bunlar niçin imtihandır ya da neden bunlar saptırıcıdır? Aslında bunlar saptırıcı değildir. Fakat o kadar caziptirler ya da o kadar büyük perdeye dönüşebilirler ki bizi yutabilirler. Normalde bunların hepsi alamet ve işarettir. Dolayısıyla hepsi nukuştur, nakıştır. Yani biz bunlarda ve bunlar üzerinden hakkı bulacağız. Şimdi burada diyor ki Feridun Attar orada.
cümle alem diyor, bu şeyin güzelliğine aşık oldu diyor. Onun için diyor, alemdeki bütün kavgaların sebebi bu. Yani birisi mesela ben iyiyim diyorsa, birisi işte ben efendim şöyleyim diyorsa, aslında o güzelliği gördüğü için. Ben de bunu bir yazı konusu şu şekilde edinmiştim. İnsanın müşkül pesent olması aslında iyi bir şeydir. Yani dünyayı beğenmemesi ve dünyadaki hiçbir hatayı beğenmemesi iyi bir şeydir. Bu en iyi görmemizden kaynaklanır. En iyi görmemizden kaynaklanır. Bir de şimdi biz en iyi gördüğümüz için, en iyiye ulaştığımız için, yani böyle bir tecrübemiz olduğu için dünyada bize ne sunulsa biz daha iyisini gördük diye. Yani bir tür insan yeryüzünde züğürt ağı temsil eder. Yani en güzeli görmüş, en iyiyi tatmış. Dolayısıyla alemde ne sunsan hani şey yapmaz. Yani tok misafirdir yani bir bakıma da. Yani insan ya züğürt ağıdır ya da tok misafirdir. Yani ağırlanması zordur insanın. Yani ne sunarsan 5 dakika sonra onu o kaybolur, normalleşir. Yeni bir şey bekler. Çünkü en iyisini görmüştür, en iyisini tecrübe etmiştir anlamında. Her birimiz bu bakımdan açgözlüyüzdür. Bu açıdan ben Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini de çok pozitif anlamda yorumlarım. Yani insan açgözlü olmak zorundadır. Şimdi diyor ki yani dünyadaki kavganın nedeni bu. Yani bu şakırda yani bu iyi görmüş olma meselesi. Yani canımızı harekete geçirdin. Canımızın zincirinden çektin. Böyle bizi bir harekete geçirdin. Ondan dolayı böyle sanki böyle zincir sesleri duyuluyor her tarafta. Yani tankır tankır zincir sesleri duyuluyor. Dikkat ederseniz bakın şimdi aklın bağı var. Canın zinciri var. Burası şimdi önemli. Yani aklın bağı var, canın zinciri var. Yani bunların ikisi de şimdi aslında bir de yukarıda ip var. Yani Allah'ın ipi var. Şimdi Allah'ın ipi, burada verdiği örnek açısından söylüyorum. Canın zinciri ve aklın bağı. Şimdi dolayısıyla şimdi üçü de bizi bağlıyor. Üçü de bizi yani bir yere sevk ediyor veya bizi bir yere götürüyor. Bunların üçü de aslında aynı şey. Yani çünkü aşk da o bağın adı. Yani o şeyin adı. Cenab-ı Hak bizi bu can bağıyla kendisine çekiyor. Yani dediği şey o. Bir tane şimdi burada diyor ki yani bu alemdeki gürültünün sebebi sensin ya Rabbi demiş oluyor. Bir başka devam edelim. Bir başka zincir yaptın da boynuma astın. Kervanın yolunu kesmek için gökyüzünden at oynatıp koştun. Şimdi kervanın yolunu şimdi bir başka zincir yaptın, onu da boynuma taktın. Yani hem ruhumu bağladın hem de bedenimi bağladın. Yani iki taraftan da beni bağladın. Yani hem dış dünyadan hem içeriden, hem afaktan hem enfüsten beni bağladın. Şimdi kervanın önünü kestin. Yani sanki böyle bir eşkıya gibi. Şimdi ben kervan dediği şey benim içinde yaşadığım aile, toplum, işte geleneklerim vesaire. Yani sen geldin yukarıdan, yani göklerden bir atlı olarak geldin ve kestin yani yani ben şöyle gidecekken sen beni bu tarafa çevirdin, yani beni çaldın demek istiyor. Yani böyle bir muazzam şeyle, yani dolayısıyla şimdi zahirimle batınımla aslında sana bağlandım. Şimdi burada da mesela İbn-i hatırlamak mümkün bu ifadede efendim şu şekilde, daha önce de hani burada söylemişimdir. Şimdi İbn-i bu niçin yaratıldık bahsini atıp yapan bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Efendim bunu genellikle müfessirler insanlar ve cinler diye alırlar. Bir. Dolayısıyla şimdi bu ikisine birden sakaleyn denir. Yani sikletleri olan, ağır olan, yani maddi tarafları olan varlıklar demektir. Cinler ve insanlar. İkisi de yükümlüdür, mükelleftir ve yani ikisi de cennetlik ya da cehennemlik olabilir. Birincisi bu. İkincisi liyabuduna yorum yaparlar ve liyabudun yerine bazen liyarifun derler. Yani bana ibadet etsinler demek, aynı zamanda beni bilsinler, beni tanısınlar demektir. Liyarifun anlamında yorumlar. Üçüncüsü, bunu sadece İbn-i Arabi'de okudum ben. Başka yani bir yerde okuyan varsa hatırlatabilir bize. İbn-i Arabi bu ayet-i kerimeyi yorumlarken ins kelimesini insanın bir yönü, cin kelimesini insanın başka bir yönü ele alarak ins bedenimiz, yani organlarımız ve dışımız, zahirimiz, cin ise içimiz, batınımız ve melek şeyimiz, yani müdrikemiz olarak biz insanın içini dışını bize ibadet etsin diye yarattık diye yorumlamıştır. Bu çok güzel bir yorumlamadır, çünkü bu sayede ahlak, iman ve ibadet yükümlülük kavramında toplanmış olur. Yani ibadetler organlarımızla yapılır iken
ahlak, imanımız en içimizde, en derunumuzda. Ahlak ise imanımızla ibadetlerimiz arasında bir geçiş, bir köprü olarak ortaya çıkmış olur. Binaenaleyh şimdi insanın bütünü, yani zahiri ve batını olmak üzere her bir tarafı, her bir parçası, her bir yönü efendim Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır dedi. O zaman şimdi ben bu şiirin bu kısmını böyle düşünebilirim. Yani canımı, yani batınıma bir zincir taktım, doğru. Yani anladık burayı. Dışıma, yani zahirime de bir yani boynuma da bir kement taktın. Bu da doğru. O zaman şimdi hem bedenimden hem içimden beni bağladın. Şimdi dışından bağın en azından bildiğimiz ifadesi ibadetler olabilir mesela. Çünkü ibadetlerle ona bağlanıyoruz. İçimizin bağı ise işte aşk olabilir, marifet olabilir, işte iman olabilir, ahlak olabilir vesaire. Yani her bakımdan beni ihata etmiş oldun, beni kuşatmış oldun efendim demiş oluyor. En azından ben böyle anlıyorum yani. Devam edelim. Kalk ey can, kalk ey cihan, topraktan, toprak yurdundan uç, gökyüzündeki şu meşale bizim için dönüp duruyor. Şimdi burada tabii can bedene hitap ediyor. Yani gökyüzünde bir meşale var. Yani sanki orada bir ev var, bir şenlik var. Bir ziyafet veriliyor ve o ziyafet bizim için veriliyor ve biz oraya çağrılıyoruz. Yani ey insan, gökyüzüne çağrılıyorsun demiş oluyor. Şimdi burada tabii gökyüzü yani tabii kadim, yani Batlamyusçu teoride efendim kadim gökbilim teorileri aslında böyle çok yüceltilen şeyler değil. Yani bildiğin gökyüzünden söz ediyorlar ama modern çağda bizim tabii canımız çıkıyor. Yani burada ne diyorlar, ne demek istiyorlar falan diye canımız çıkıyor. Aslında şimdi çok abartacak bir şey değil. Bildiğin Ay'dan söz ediyor, bildiğin Mars'tan söz ediyor, bildiğin Zuhal'den söz ediyor. Şimdi bu tabii dinin özellikle dini düşüncenin eleştirel sürecini iyi yapabilmemiz için gökyüzüne odaklanmamız lazım. Yani özellikle paganlığı tahlil ederken, putperestliği tahlil ederken bunu hep her zaman söylüyorum. Gökyüzüne odaklanmamız lazım. Çünkü dinin en büyük meselesi bir gökyüzü meselesi olarak görülmesidir ve gökyüzü meselesi olarak görüldüğünde kahinler, sihirbazlar, şunlar, bunlar falan, bunların hemen hepsi dinden bir iktidar devşirir. Yani sahih ya da batıl önemli değil ama bir iktidar devşirir. Şimdi bu açıdan bu gökyüzü vurgusu hakikaten kadim metinlerde, klasik metinlerde çok ciddi bir sorun olarak duruyor. Şimdi bazen tabi bu İbn-i Arabi'de de var, başkalarında da var. Tabi Kur'an-ı Kerim'den bu istikamette yorumlanabilen ayet-i kerimeler var. Fakat ben şahsen Kur'an-ı Kerim'in daha başka istikamette yorumlanabileceğini düşünüyorum. Mesela benim şahsen en çok önemsediğim, yani üzerine durduğum şey şu. Yeryüzünde insanlar yeri ve göğü ayrıştırır iken Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de gökyüzünü yeryüzünün bir parçası haline getirerek, işte bir özü de gökyüzüyle yeryüzünü birleştirerek ikisini aynı mesabede yorumlamış, daha doğrusu bize göstermiştir. Yani gökyüzü olsun, yeryüzü olsun, ikisi de kullara amade kılınmış buyurmuştur. O açıdan yani gökyüzünün iktidarını yıkan Kur'an-ı Kerim olmuştur. Ama bu bugün de hayatımızda büyük bir tesir icra etmek üzere devam ediyor. Yani astroloji olsun, başka konular olsun vesaire filan, bu gökyüzü meselesi hakikaten dini düşüncenin de çok ciddi bir meselesidir. Yani çözümlememiz gereken ciddi bir meselesidir. Ama kadim toplumlarda bu biraz daha fazladır. Bunun içerisinde tabii Müslüman toplumlar da dahildir. Yani şu veya bu şekilde, yani paganlık, putperestlik belki aşılmıştır ama gökyüzünün yeryüzü üzerindeki tesiri aşılmamıştır. Esas bu sebeplilik mesela, da enteresan mesela, yeryüzü sebepliliği yine aşılmıştır fakat gökyüzü sebepliliği aşılmamıştır. Şimdi bu açıdan Müslüman düşüncenin en mühim meselelerinden bir tanesi yeryüzü ve gökyüzü ilişkisinin tekrar yorumlanmasıdır. Ama bana kalırsa daha önemli bir konu bütün var olanların, bütün mevcudatın birbiriyle ilişkisi, insanla ilişkisi ve Allah karşısındaki durumunu yeniden izah etmemiz gerekiyor. Yeniden konuşmamız gerekiyor. Yani bunlar tabii büyük meseleler, büyük önemli konular. Şimdi o zaman şimdi burada Mevlana Celaleddin diyor ki, yani ey şimdi ruhum bedenime hitap ediyor. Şimdi bedenim dediği aslında
Benim buğday kısmım, yani buğdayla beslenen, yani arzularım, heveslerim, işte hayvani nefsim, iktidarı seven tarafım, dünyayı seven tarafım, şu bu vesaire. Yani biraz daha böyle, yani tam akıl demeyelim ama dünyadan edindiğim tecrübe, dünyadan edindiğim akıldır burası. Yani bu Ebu Cehil'dir, bu Firavun'dur, bu Nemrut'tur ama aslında çoğumuzuz. Yani mesela buğday mı himmette, buğday diyen Yunus'tur bu yani, veya işte dolayısıyla hepimiziz yani, bu uzak birisinden söz ediyor, etmiyor. Şimdi ona diyor ki kalk diyor, yani kalk diyor, toprağı bırak diyor, gökyüzüne gidelim, bizim için bir şenlik kurulmuş, gökyüzüne akalım diyor, gökyüzüne akalım. Şimdi gökyüzüne akmak ne demek? Aşk yolunu tutmak demek, yani toprağın değerini kaybetmesi gözünüzde demek. Yani işte toprağın içindeki madenlerin, altının, gümüşün falan filan vesaire, bunların mesela değersizleşmesi demek. İktidarın, mevkiin değersizleşmesi demek. Payenin değersizleşmesi demek. Yani yeryüzüne kalmaya gelmedik, yeryüzünden uçmaya geldik demek aslında. Yani bu aslında çok önemli bir şey oldu bu. Gökyüzündeki şu meşale benim için dönüp duruyor. Evet, bizim için. Yani yukarıdaki ışık bizi çağırıyor. Yani gelin diyor. Yani Allah bize kandil, burayı aydınlatmak için değil, buradan oraya gitmek için şey yapıyor. Çünkü bu da tabii muhtemelen Hazreti Musa'ya atıf olabilir. Şimdi diyor ki İnni anestu naran, bir ateş gördüm. Lealle atikum minha bi kabesin ev atikum minha evecrale ruşra. Yani belki orada bir size ondan bir tutam getiririm ateşten. Yani ateşi görüyor, ateşin peşine gidiyor. Allah Allah, insan diyesi geliyor. Al çocukları götür ama götüremiyor tabii. Çünkü evet. Ondan sonra veya orada bir rüşt bulurum. Yani bir rehber bulurum anlamında. Şimdi burada Mevlana'nın demek istediği şey, yani orada bir ışık var. O ışık bizi bekliyor. Biz oraya gidelim. Yani Musa gibi o ateşin peşine gidelim demiş oluyor. Evet. Gönlünde dert olanın yolunu yağmur yerden vurur. Nereden vurur? Çamur nasıl onu yoldan alıkor? O ancak aşktan aşkta konaklar. Başka konağı yoktur onun. Yani gönlünde dert dediği, yani Allah, yani derdi Allah olanı su engelleyemez. Yani su dediği, yani toprağa yağmur karıştığı zaman çamur oluyor. Yani ister su olsun, ister şey olsun. Tabii bunu hani böyle zorlayıp, yani su derken burada kastettiği şeriat bilgisidir demem. Yani bu, çünkü mantıksal olarak böyle bir şey çıkmıyor. Ama yani birisi hayal gücünü kullanıp böyle diyebilir ama ben demem burada. Dolayısıyla yani bu beden bizi nasıl engeller ki? Yani gönlümüzde bir dert varsa. Bunu zaten şey, mesela atlar mantık tarihi çok iyi işler. Mesela kuşlar bir türlü yola çıkmak istemezler. Çünkü içlerinde bir dert yoktur aslında. Bakınız, dillerinde bir dert vardır. Yani dillerinde şikayet ediyorlardır ama gönüllerinde bir dert yoktur. Şimdi bu, mesela dünyada çoğu zaman insanlar bir şeyden şikayet ederler fakat düzen hiçbir zaman değişmez. Neden? Çünkü gerçekten insanlar yeterince şikayet etmemişlerdir. Yani dünyayı değiştirebilecek kadar şikayetleri yoktur. Çünkü herkes mutludur ve memnundur. Sadece ona düşen payın büyümesini istiyor. Dünyanın değişmesini istemiyor. Atlar tam olarak böyle ifade eder onu. Yani mesela ördek halinden memnundur, işte tavus kuşu memnundur, öteki memnundur, beriki memnundur falan. Ama sorsan, ya padişahımız yok, bu ne olacak, bu ne? Yani ne olacak bu dünyanın hali falan diye konuşur. Aslında yalan söylüyorlar. Herkes halinden memnun. Sadece pastalarını büyütmek istiyorlar. Sadece paylarını büyütmek istiyorlar. Paylarını büyütmek istediğinde sistemi değiştiremezsin. Sistemi değiştirebilmek için önce payını reddedeceksin. Gibi. Evet. Gönlünde dert olanın, yani bu ifade çok güzel. Gönlünde dert olanın. Ben de şeyde bu bugün Fikriyat'ta yayınlandı bu din niçin sorumuza cevap verir mi diye bir yazı yazdım. Vakti olanlar olursa bakabilirler ona. Efendim, orada mesela bir benzetme yapmıştım. Yani bu niçin sorusu elimizdeki asa gibidir ama atılmayacak bir asa. Yani Musa'nın asası gibi değil yani. Onu yoktan alıkor. O ancak aşkta konaklar. Evet, yani şimdi aşkta konaklar demek, aşk demek yani Allah'ı göreceğimiz yer demek. Yani bu Hacı Bayram'ın şiirinde şöyle geçer. Çalabun bir şair yaratmış iki cihan aresinde. Bakınca didar görünür ol şairin kenaresinde. Nagihan ol şaire vardım. Ol şairi yapıla buldum. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak aresinde. Çok güzel bir şiirdir bu gerçekten.
Çalabun bir şar yaratmış iki cihan arasında, yani dünya ile ukba arasında bir şar yaratmış, ya da şar şehir yani, ya da bedenle ruh arasında bir şehir yaratmış, yani kalp, yani dediği şey kalp, kalbe bir şehir diyor. Bu şimdi kalbi böyle bir ontolojik olarak ele alırsak iki dünya arasında, yani dünya ile ukba arasında bir yerde, ya da mülk ve melekut arasında kesişim noktası gibi. Çünkü sadır o demek, yani dünya ile şey arasında kesişim noktası gibi. Bakınca dide gözükür ol şarın kenaresinde, yani onun bir ucundan baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ın yüzü gözükür. Nagihan ol şara vardım, bir anda o yani şehre vardım. Ol şarı yapıla buldum, ben dahi bile yapıldım taşı toprak arasında, diyor Hacı Bayram Veli. Dolayısıyla şimdi burada gönlünde dert olanın o ancak aşkta karar kılır dediği şey bu. Yani ancak bu gönül makamına yerleşerek hakkı müşahede ettiğinde tamam karar kılar, yani vuslattır, yani onun encamı vuslattır demiş oluyor. Ödleğin biri bir gün bağırdı. Kötü çoban dedi. O keçi sürüsünün içinden bana baktı. Acaba ısırır mı beni? Şimdi adam yani köpekten korkacağına keçiden korkuyor. Yani keçi hani bazen böyle diklenir. İşte adam o kadar korkuyor ki, yani keçiden korkuyor. Şimdi bu tabii dini ahlak, daha doğrusu ahlak içerisinde herhalde en önemlisi, mesela bazen değişir, mesela bazen merhamet diyorum, bazen sıdk diyorum, ama bazen de cesaret diyorum. Yani birçok mesela ahlakın nedeni cesarettir. Mesela cesaret yoksa cömertlik olmaz. Mesela cesaret yoksa tevazu olmaz. Cesaret yoksa fedakarlık olmaz. Mesela yani cesaret acayip bir ahlaktır gerçekten. Şecaat, cesaret çok acayip bir varlıktır. Onun için şimdi ödlek olma diyor. Yani ödlek kim? O ödlek toprakta mahkum olanın davranışı. Yani toprağa, yani suyla çamur arasında kalan bir insanın davranışı korkar. Yani korkaklıktır. Neden? Çünkü zaten yapısını zayıf görüyor. Her an dağılabilirim, gidebilirim. Şimdi keçiye baktı, keçiden korktu diyor. Ya bu keçi bana saldırır mı? Yani şimdi böyleyse adam, değil mi? Hani keçi bana saldırır mı noktasındaysa bir adam, yani bu adamla hani gel gökyüzüne gidelim nasıl olacak? Şimdi yola çıkmanın esası cesarettir. Yola çıkmanın esası cesarettir. Yani seyri sülük ya da tasavvufta ahlak cesaret üzerine kuruludur. Bunun için mesela bence, yani hepimiz için geçerli olmak üzere, biz kendimize ve çevremize ve çocuklarımıza hep cesareti telkin etmeliyiz. Yani cesareti öğrenmek bir farizedir. Cesareti öğrenmek bir farizedir. Yani birbirimizi korkutarak, birbirimize korkuyu telkin ederek, gönüllerimize korkuyu sızdırarak biz ahlak yolunda yürüyemeyiz. Aslında biz hiçbir şeyde başaramayız. Bunun için cesaret şarttır. Yani ahlakın temellenmesinde cesaret şarttır. Yani keçiden korkanın yürüyeceği bir yol yoktur. Aklıma Sezai Bey'in şiiri geldi. Bir keçi bir saman yoluna bakarsa oradan bir incil doğmaz der. Yani o tabii keçi üzerinden bunu söylüyor. Ama bir korkağın yürüyebileceği bir yol yoktur. Devam. Çoban ödle sana da ısırsa da dedi. Hatta tekmesinin altında öldürse de bir kişiye ne gam? Korkar mı hiç keçiden? Yani insan, yani isterse keçi seni öldürsün. Tabii burada keçi biraz pozitif bir başka bir şey olarak yorumladı. Ödlek hele doğru dedin dedi. Akıl neredeki söz söyleyesin? Ayak neredeki koşup yortasın? Karadan kaçıp denize dalasın da depremden emin olasın. Padişahlar padişahı olasın. Sultanın saltanatın daimi olsun. Evet, buraları okumuştuk, geçiyorum. Aklı kül gibi işi güce koyulasın, bal ırmağı gibi coşup köpüresin. Tabii bu bal ırmağı aslında marifet demek, yani coşması, bu bal hani çünkü köpürür, yani asit şeyi var filan, artık köpürüyor filan. Bal da en öz bilgi, yani hassatül hassanın bilgisi anlamında kullanılıyor bal bilgisi. Bu da şeydi, Muhammed suresinin bir ayet-i kerimeden tabii mülhem. Yani cennette ırmaklar vardır. Birinden bal akar, birinden süt, birinden şarap, birinden su galiba. Tam şeyini unuttum. O ayet-i kerimeye atıf yapan bir şiir bu.
Yüzlerce kuzgun, yüzlerce puhu, yüzlerce üveyik senin için nameler düzmüşler. Şimdi bunlar tabii bu alt, yani alt kuşlar, bir de üst kuş var. Yani mesela kartal olabilir, doğan olabilir, başka bir şey olabilir filan. Şimdi bunlar aşağıdaki kuşlar. Yani bu kuşlar seni yüceltiyor. Çünkü sen aşk makamına, yani şeye yükseleceksin. Ondan sonra gönül sahibiysen aşka düş. Gönülsüz bir hale gel. Şimdi çok güzel. Gönül sahibiysen aşka düş, gönülsüz hale gel. Ne demek şimdi bu? Bu mesela Yunus'ta da geçiyor. Şimdi bazen mesela hani bu şiirleri okurken, diyelim ki mesela Yunus'taki şiir böyle mi? Yani tahkikler yapılıyor. Mesela gidiliyor mesela, bakılıyor divanlara, nüshalarına bakılıyor. Aslında bu iyi bir, yani yeterli bir yöntem değil. O dönem içerisindeki söylenişlere bakmak lazım. Mesela şimdi burada en azından iki tane şey öğrendik. Mesela Yunus diyor ki derviş bağrın baş gerek. Gözü dolu yaş gerek. Derviş gönülsüz gerek. Evet. Derviş bağrı baş gerek. Baş yara demek. Dervişin bağrı, gönlü yaralı olacak. Gözü yaşlı olacak. Tam ağlayacak, sızlayacak. Derviş gönülsüz olacak. Şimdi gönülsüz ne demek? Yani beklentisi olmayacak. Beklentisizlik demek. Çünkü gönül talep eden şey. Peki niye öyleyiz? Çünkü gönlümüz istila edilmiş bizim. Yani bizim, yani aşığın bir gönlü kalmamıştır. Onun için mesela demek ki gönlünü kırdım, kalbini kırdım. Bulabilirsen kıl. Yani değil mi? Yani aşık isen gönlün yoktur. Yani gönül dolmuştur, istila edilmiştir. Onun için şimdi burada diyor ki yani aşık gönülsüz gerek. Yani aşka düşecek, gönlün aşka düşecek. Aşk, yani gönül aşka düşünce gönül yanıyor. Artık o aşk oluyor. O zaman şimdi gönülsüzlük bu. Yani beklentisizlik, mutlak bir beklentisizlik şeyine ulaşmış olacaksın. Bir hale gel. Evet, gönülsüz bir hale gel. Aklın varsa deli ol. Çünkü şu cüz'i akıl senin aşkının gözüne bir su kabarcığı gibi görünür. Yani şimdi en akıllımız ne kadar akıllı? Şu kadar akıllı. Neyi hesap ediyor? 3 kuruşu, 5 kuruşu falan değil mi? Adam çok zeki, ne yapıyor? İşte ayak oyunlarıyla bir üst makama geliyor vesaire. Yani böyle. Şimdi enteresan bir şey mesela. Şimdi insan diyelim ki yani mevcut durumundan rahatsız olduğu için bir üst makama çıkmak ister. Bir üst makama bir çıkar ki aslında mevcut durumundan daha ahlaksız bir yer arası. Bu kez oraya intibak etmeye çalışır. Orada daha büyük ayak oyunlar yapmaya çalışır. Yani bu böyle bir kısır döngü gibi. Yani böyle bir şey gibi. Dolayısıyla şimdi yani aşkın bir aklı var ve çok büyük bir akıl, ona aklı kül diyoruz. Aklı kül baktığında aklı cüzü hiç olarak görür. Yani en büyüğünü, çünkü cüz demek yani cüziyat üzerine. Mesela dünya varlığın cüziyatıdır. Dünya üzerine akıl yürüten bir akıldır diye düşünür bunu. Sonucu gayb sureti gibi yetişir de seni sürer aleminden çeker. Sıyırır. Çünkü onun o birbirine karışmış kıvırcık ve siyah saçları yüzünden bu mesele sarpa sarmıştır, çözülmesi güçtür. Şimdi onun karışık ve siyah birbirine karışmış. Çünkü yeryüzünde her şey birbirine karışmış. Yani mesela diyelim ki bir katili eşelesek o fiilin arkasından Cenab-ı Hak çıkıyor. Dolayısıyla karışmış, her şey birbirine karışmış. Zaten yeryüzünün sınav olmasının nedeni bu, imtihan olmasının nedeni bu. Her şey birbirine karışık. Bu açıdan dünya alemi bir imtizaç ve terkip alemidir. Şimdi insanlar mesela imtizaç ve terkip alemini daha çok unsurların birbirine karışımı gibi düşünürler. Halbuki tasavvuf açısından fiillerin birbirine karışması vardır. Yani Cenab-ı Hak mesela diyelim ki hırsızın suretinde de tecelli ediyor, mal sahibinin suretinde de tecelli ediyor. Şimdi bunlar birbirine karışıyor. Bu nedenle şimdi telbis oluyor. Yani bir libas durumu ortaya çıkıyor. Bir karışma durumu ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ayıklayabilmek, bunun doğrusunu görebilmek hakikaten büyük bir meziyet, büyük bir mesele. Evet. Bu açıdan yani imtizaç alemi tabirini biraz tasavvuf cihetiyle düşünmekte fayda var. İmtizaç alemi bu demek. Yani iyinin kötünün iç içeliği ya da Cenab-ı Hakk'ın her bir fiilde tecellisi, her bir yerde bulunuşu gibi. Onun için yani bir yerde Allah'ı bulamamak yani marifet yoksunluğudur. Yani her fiil içerisinde şu veya bu şekilde Cenab-ı Hak mutlaka vardır. Yani onun için mesela her mümin, her arif yarım ağızla konuşur. Bir şeyi eleştirirken yarım ağızla eleştirir. Mutlak kötü, mutlak iyi, mutlak bilmem ne filan gibi tabirleri yoktur. Yürü ey gönül, yürü kervanla, yapayalnız bu yolu aşmaya kalkışma. Çünkü şu gebe kalmış zaman
fitneler doğuruyor. Çok güzel. Gebe kalmış zaman. Yani zaman hamile. Yani neler getireceğini bilmiyoruz. Onun için yalnız gitme. Şimdi burada tabii Mevlana biraz mürşit diline döndü. Yani kervandan ayrılma. Halbuki mesela bizi yani Allah şaşırtıyordu. Yani kervandan ayırıyordu ama o kervan başka. Gelenek kervanı bu. Hakikat yoluna gidenlerin kervanı olabilir. Dediğim gibi gidersen zahmetsiz gidersin. Tanrı'nın amanındaki olarak yol alırsın. Yok, Tanrı'nın amanında, amanında emandır bu. Emanında olarak yol alırsın. Devrinde kayık gibi, şey denizde kayık gibi yürürsün. Şimdi denizde kayık nasıl yürür? Kendi mi yürüyor, deniz mi yürütüyor onu? Aslında deniz yürütüyor onu. Ama kayığa sorsan ben yürüyorum. Gibi değil mi? Şimdi insanın Allah'la ilişkisi de böyle. Yani biz mi yürüyoruz, bizi mi yürütüyor? Gibi. Yani deniz ve kayık örneği tam eşari teorisine uygun bir örnektir. Gönlünü canından aldın mı savaştan da kurtulduğun demektir. Barıştan da. Dükkana da ihtiyacın kalmaz, atağa da. Şey azığa da. Yani dükkanın artık bir anlamı kalmaz. Azığın da bir anlamı kalmaz. Gündüz Rum ülkesine mensup şu kavgacı, gürültücü adamdan kurtuldum. Emin oldum ve geceliğin de her yanı çanla dolu şu zenciden korkma. Evet. Sus ey şirin yüzlü, yürü, tulumun ağzını bağla ey saka. Çünkü dalgalar testiye kadehe sığmaz. Yani şimdi burada tabii saki dediği şey mürit. Şimdi müride anlatacak ama testin yetmez. Yani bizdeki derya şeyini bağla, tulumunu bağla. Demiş oluyor. Evet, bu şiir burada bitiyor. Yani kabaca böyle özetlemiş olduk size. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Bu bölümde malumunuz Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Hakka suresinden okumuştuk. Epey bir kısım. Son bir kısım var. Orayı da bitirmeye gayret edeceğiz bugün. Başka bir bölüm okur muyuz bilmiyorum yani ama bu sureyi okumuş olalım. Kıyamet bahsinden söz ederken şuradan devam edelim, yani biraz yukarıdan alayım. وَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتِ كِتَابِيَ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا اَغْنَا عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ أَنِّي سُلْطَانِيَ خُزُوهُ فَغُلُّوهُ سُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ سُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 زِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Burada kalmıştık. Bu ayet-i kerimeyi okumuştuk yani, hatırlıyorum. 5 ile 29. ayet-i kerimeler, bunu okumuştuk. Ondan sonra işte 30'dan devam edecektik ama tekrar manasını kabaca vereyim. Yalnız buradan okuyayım. Yani ben de eğer bir ilave bir şey varsa eklerim. وَمَا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَكُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتِ كِتَابِيَ لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ. Şimdi kitabı, yani defteri, amel defteri sol tarafından verilen kimse der ki keşke bir kitap verilmeseydi bana. Yani böyle bir, yani bugün burayla karşılaşmasaydım, yani bugün olmasaydı der. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim, yani nasıl bir hesapla karşılaşacağım, yani keşke bunu da bilmeseydim diyor. Allah yani böyle dedirtmesin bize inşallah. Ondan sonra يَا لَيْتَا كَانَتِ الْقَادِيَ. Buna şimdi Elmas şöyle mana vermiş. Ne olurdu o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı? Doğrusu niye böyle mana vermiş? Herhalde tabi tefsirlere bakarak böyle bir mana veriyor. Yani keşke ölümle her şey bitmiş olsaydı. Yani bir bakıma şunun gibi. Eğer ayet-i kerimeyi yani verilen manaya göre yorumlarsak şöyle oluyor. Ölüm sonrasının devam ediyor olması ölümden daha iyi olmayabilir bazı insanlar için.
Bu nedenle onlar hani keşke tamamen yok olsaydık diye düşünürler. Şimdi bu tabii bazen böyle sufiler bile böyle sözler söylemişlerdir. Yani keşke yani hiç yaratılmasaydık. Ya da mesela efendim keşke toprak olsaydık filan gibi böyle bir topraklık yani toprak olma yani tamamıyla yok olma filan böyle bir arzu var. Bunu tabii tam olarak anlamak mümkün görünmüyor bana. Yani bir insanda mesela neden bu kadar bir yani Allah karşısında bir mahcubiyet oluşuyor, Allah karşısında bir şikayet oluşuyor, yani kendinden bir şikayet oluşuyor. Yani Allah'ı sevmek var iken, Allah'ı özlemek var iken bu bekkaunun hali, yani şey içerisinde mesela dini gelenek içerisinde bunlar bir gruptur, bekkaun yani çok ağlayanlar. İşte evvahun yani vah edenler, üzülenler vesaire yani böyle değişik hallerle ifade edilir bunlar. Şimdi bu insanların bu kadar ağlaması nedir? Yani niye bu kadar ağlıyorlar? Bunu anlamak çok zor. Yani gerçekten ben şahsen şey yapamıyorum. Yani sadece bunu değil mesela. Yani insanlar mesela nefsten şikayet ederken yani böyle bu kadar abartıya gerek var mı? Yani neticede nefs dediğimiz şey insanın varlığı yani yani buna bir yani sanki çok güçlüymüş gibi yani böyle çok şiddet imiş gibi düşünmeye gerek var mı filan bu tabii pek yani aklın alabileceği bir şey değil ama yani buna tabii boş bir şey olarak da bakamayız yani bir anlamı var bir karşılığı var ama tam olarak nedir nasıldır tabii onu değerlendirmek zor ama şu haliyle bana doğrusu biraz zor geliyor yani anlaşılması güç geliyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi dolayısıyla burada şimdi adam diyor ki yani sol elinden defterini alacak olanlar diyor ki yani keşke yani eğer Elman'ın yorumu doğruysa ya bunu doğru kabul edeceksek keşke bu ölüm meseleyi bitirmiş olsaydı. Yani sona erseydi. Yani kıyametle beraber her şey bitmiş olsaydı falan. Şimdi bugün mesela yeryüzünde birçok insan yani böyle düşünüyor, böyle inanıyor. Yani ölümün bir sonrası yok diye düşünüyor. Yani kaybolup gideceğiz yani toprağa karışacağız vesaire falan gibi. Yani böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla yani doğal bir varlığız. Doğaya karışarak böyle varlığımız yani o toprak içerisinde kaybolup gidecek falan gibi mesela böyle düşünüyorlar. Yani su olacağız, bilmem ne olacağız falan yani gibi. Yani böyle şey yapanlar var. Dolayısıyla burada şimdi adam bunu diyecek. Yani keşke bu böyle olsaydı ama öyle olmuyor. Ama şahsen yani benim kanaatime göre yani bunu tabii Elmalı böyle yorumluyor. Yani benim şahsen anladığım kadarıyla veya metafizik gelenekten okuduğum kadarıyla varlık hep iyidir. Yani cehennemdeki varlık dahi olsa veya cezadaki varlık dahi olsa varlık iyidir. Çünkü varlık rahmettendir, rahmandandır. Varlık yokluktan iyidir diye düşünmek lazım. O zaman şimdi yani azap ne kadar çok olursa olsun rahmetin içinden geçmeyeceği bir azap yoktur. Veya rahmetin sızmadığı, sirayet etmediği bir azap yoktur diye efendim düşünmek lazım. Şimdi bu böyle. Ne olurdu ölüm hep her şeyi bitirmiş olaydı. Evet. Benden yana malım hiçbir işe yaramadı. Şimdi bu açık tabii yani mal bir fayda vermedi. Yani mal nasıl fayda verebilir? Bu adam cömertlik yapmış da olabilir. Fakat şimdi iman yok. Ondan sonra ihlas yok. Cömertlik de bir işe yaramıyor. Yani namım yürüsün diye cömertlik yapmış olabilir. Başka amaçlarla yapmış olabilir falan. Mal bir fayda vermedi. Saltanatım benden kaybolup gitti. Yani bir iktidarım vardı. Yani yeryüzüne bir iktidarım vardı. Bu kaybolup gitti. Yani artık bir iktidar geride kalmadı demiş oluyor. Şimdi bunu tabii hepimiz hayat içerisinde görüyoruz, müşahede ediyoruz. Yani yaşlanınca da mesela iktidarımız kayboluyor. Ya da mesela işte makamlar, mevkiler kayboluyor. Orada iktidar kaybediyoruz. Ve ondan sonra dolayısıyla yani saltanatın yani kaybolması sürekli müşahede ettiğimiz yani sürekli tecrübe ettiğimiz bir şeydir. Orada ise büsbütün yani çünkü Maliki Yevmiddin oluyor. Bütün saltanat, bütün güç, bütün kudret ortadan kalkıyor. Hiçbir şey kalmıyor falan. Yani böyle bir noktaya gitmiş oluyor. Efendim. Şimdi devam ediyor. Mali huzuhu fagulluhu. Tutun onu ve bağlayın. Evet. Yani yakalayın. Yani sanki Cenab-ı Hakk'ın buyruğu gibi. Yani onu tutun ve bağlayın.
Sümmel cahime salluhu. Sonra cahime yaslayın. Yani cahim cehennemin isimlerinden bir tanesi. Allah uzak eylesin. Sümme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'en fesuku. Sonra boyu 70 arşın olan bir zincirle gönderin onu, yani salın, yani fesukuhu, yani sanki mesela 70 zira, yani derin bir cehennem. Mesela şimdi cehennem kelimesinin ismi derin çukur anlamından geliyor. Yani cehennem derin, yani çukur demek. Yani derin bir kuyuya indirin, yani ateş dolu bir kuyuya onu indirin, oraya salın demiş oluyor. Neden yani böyle? Çünkü innehu kana la yu'minu bi ayat billahil azim. Şimdi bu burası çok hoş bir ifade. Genellikle mesela alan ayetleri vesaire hani böyle denebilirken, burada billahil azim, yani azamet sahibi olan Allah'a iman etmiyordu bu adam. Yani dolayısıyla şimdi mesela, yani azamet ve Allah isminin zikredilmesi çok önemli. Eğer ben mesela metafizikçi olarak bunu yorumlarsam şöyle derim. Yani Allah'la bir ilişkisi vardı ama o dar bir ilişkiydi. Yani mesela ilahi mutakat şeklinde bir ilişkisi vardı. Halbuki din ondan Allah'a, yani uluhiyetin sahibi olana iman etmesini istiyordu. O da nübüvvetle mümkün olabilir. Yani nübüvvetle biz ilahi mutakattan, yani kendimizin inandığı Allah'tan büyük ilaha, büyük uluhiyete intikal ederiz. Yani ilahi meşruya intikal ederiz. Şimdi o da azamet makamıdır. Yani azim, azimdir. Azamet sahibi olandır. Dolayısıyla yani Allah'a bütünle iman etmiyor değil. Ya hususi olarak azim olan Allah'a iman etmiyordu. Ya da mutlak Allah'a iman etmiyordu demiş oluyor. Şimdi وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ. Yoksulu yedirmeyi de teşvik etmiyordu. Yani yoksulu yedirmeliyiz, efendim miskinlere yedirmeliyiz, bakmalıyız. Yani bu yetmez. Yani kişisel olarak hani bunu yapmak yetmez. Ondan sonra aynı zamanda şeyi de teşvik etmek gerekir. Yani ben yaptım değil, aynı zamanda teşvik etmek gerekir. Yani çünkü hayırdan yana olmanın göstergesi bu. Mesela peygamber yapıyor, kendisi yapıyor, insanlara bunu da öğretiyor. Dolayısıyla şimdi şey yetmiyor, yani hayırdan yana olmak için onu yapmak yetmiyor. Onu talim etmek, insanları ona yönlendirmek gerekiyor. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Yoksulu yedirmeyi teşvik etmiyor. Bu daha önce başka ayet-i kerimelerde de geçiyordu. Mesela Maun suresinde mesela وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Orada tersi, mesela yardımı engellerler diye. Kur'an başka bir ayet-i kerimde mesela مَنَّعُ الْخَيْرِ, hayrı engelleyenler şeklinde geçiyor. Mesela Yasin suresinden geçiyor. Yani derler ki yani biz niye doyuralım ki, yani Allah istese onları doyururdu filan derler. Yani böyle bir. Şimdi bu tabii yani konu burada yani sadece böyle bir yoksul doyurmak değil de genel olarak cömertlik meselesi. Şimdi yukarıda dedik yani bu adam parayı biriktiriyor. Neden biriktiriyor? Para beni kurtarsın diyor. Para kurtarmıyor. Yani bunu anlatmak için bunu söylüyor. Şimdi burada zikrettiği onun tedbir tarzı. Yani yoksula parayı vermiyor çünkü neden? Saklıyor, stokluyor kendisi için. Halbuki yukarıda diyor ki bütün iktidarını kaybetti, bütün gücünü kaybetti ve para ona fayda vermedi. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَم۪يمٌ. Onun burada bugün böyle bir dostu, bir samimi yakını olmaz yani. Şimdi kim olabilir ki? Yani mesela kim olabilir? Mesela diyelim ki bir samimi dostu olsa orada, yani bir müşrik olsa, bir kafir olsa, yani kendisi gibi birisi olsa bunun bir anlamı olmaz ki. Ne olması lazım? Bir velinin olması lazım, bir müminin olması lazım. Yani bir müminin dostu olması lazım. Halbuki müminin dostluğun olabilmesi için o kişinin zaten Allah'a dost olması lazım. Allah'a dost olduktan sonra mümin dost olsa da olmasa da zaten o necatı bulurdu orada. El-yevm hâhuna hamîm. Ve lâ ta'âmun illâ min gıllîn. Yani bütün yiyeceği de irindendir. Burayı da okumuştuk aslında. Ve lâ ye'kuluhu illel hâtiûn. Ancak günahkarlar onu yerler. Yani bu böyle bir ceza, böyle bir şey yemek günahkarların veya suçluların şeyidir. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Gördüklerinize ve görmediklerinize and olsun. Yani
bütün bildiklerinize ve bilmediklerinize. Şimdi bilmediklerinize andolsun ne demek? Yani ben onları biliyorum demek. Yani sizin bildiklerinize ve bir de benim bildiklerime. Dolayısıyla yani her şeye andolsun, her şey şahit olsun ki şimdi bu tabii yani vahyin umumiliği, vahyin evrenselliği. Yani vahiy sizin gördüklerinizi de görmediklerinizi de ilgilendiriyor. Şimdi Cenab-ı Hak şahitlik yapıyor, getiriyor ve o şahitlik bizim gördüğümüz ve görmediklerimiz. Yani cinler, melekler, şunlar, bunlar vesaire filan herkes dahil olmak üzere herkes şahit olsun ki innehu le kavlu rasulin kerim. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim bir kerim elçinin sözüdür. Yani kavlidir. Kerim elçi yani Hazreti Cebrail aleyhisselam. وَمَا هُوَ بِكَوْلِ شَائِرٍ Bir şair sözü değildir. Yani peygamber bir şair değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen bir şeydir. وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ Mesela biz ona şiir öğretmedik, bu gerekmezdi de. Yani böyle onun şiire ihtiyacı da yok, yakışmazdı da zaten yani. Çünkü vahiy şiir değil yani şey olarak, evet. قَلِيلَ مَا تُؤْمِنُونَ Çok az iman ediyorsunuz. Yani imanınız çok zayıf, çok az demiş oldu burada. وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنْ بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Kur'an-ı Kerim bir kâhinin sözü de değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz'e ya Mecnun diyecekler, ya şair diyecekler, ya kâhin diyecekler. Ya da sihirbaz diyecekler. Bir beşincisi yok. Ya da başkası ona yazdırır diyecekler. Beşincisi de bu. Bunların hiçbirisi değil. Şimdi şair yani ilhamı yani doğadan alan birisi. Kahin bilgisini cinlerden alan birisi. Sihirbaz yani psikolojik güçleriyle tesiri icra eden birisi. Efendim Mecnun odaklandığı bir mesele nedeniyle aklını kaybetmiş birisi. Yani kendini bir davaya adayarak akıl gücünü melekesini kaybetmiş divane olmuş birisi. Peygamber bunlardan birisi olması lazım. Yani ya çok iyi şiir söylüyor, hepimizi ikna ediyor. Ya kendini meselesine çok verdi, kaptırdı, dellendi. Ya sihir yapıyor bize, yani çok böyle yetenekleri var, kabiliyetleri var. Ya da kahinlerden, cinlerden şey alıyor. Bilgi alan bir kahindir. Yani bütün seçenekler bunlar. Şeye göre, Mekke toplumuna göre bunlar. Aslında bunlar zaman içerisinde sürekli kurgulanıyor. Yani sürekli konuşuluyorlar. Çünkü yani sıra dışı bir bilgi getiren adam ancak böyle olabilir. Mesela şimdi Sokrat diyor ki yani içimde bir daiman var. Yani bunlar bana söyletiyor. Şimdi o daimanın mesela melek midir, cin midir falan buna konuşuluyor, tartışılıyor. Herhalde anlaşıldığı kadarıyla içimde bir melek var demek istiyor. Yani Grek toplumu içerisinde yani bunlar bana bir melek söyletiyor anlamında kullanıyor. Yani tabii bunu biraz abartıyorlar. Yani işte melek yani acaba peygamberliği var mı yok mu falan. Yani öyle olacağını zannetmiyorum ama yani demek istediği şey şu. Yani beni aşan bir doğruyla irtibat içerisindeyim. Şimdi bütün toplumlar böyle düşünüyorlar. Yani peygamberin sözleri normal olmadığı belli. Veya peygamberin kendisi normal olmadığı belli. Yani çünkü yani Arap toplumuna böyle yani idealist bir insan çıkmaz. Yani çıkmıyor veya en azından o şeyde. Kendi şartları içerisinde yaşayan bir toplum. Ama buradan böyle ölümüne bir meseleye sarılan, dava edinen birisi çıkınca işte kabile meselelerini hiç ciddiye almayan, gurur diye bir şey olmayan, yani her şeyiyle kendisini davaya adamış bir aşk insanı çıkınca yani ya delidir dediler, ya sihirbazdır, ya kahindir, ya da şairdir, yani başka bir seçenek bilmiyoruz. Ya da bir başkası ona bunu öğretti dediler. Yani dolayısıyla şimdi bu beş şıkın dışında başka bir ihtimal kabul etmediler. Ama gene de şimdi bu bir yani bir insaf ölçüsü bu. Sözünün ve davranışının normal olmadığını kabul ediyorlar. Yani bu da önemli. Normal değil yani sıradan değil. Dolayısıyla şimdi Arap toplumunun peygambere bu şekilde şahitliği de aslında kayda değer olabilir. Yani sıradan değil. Evet. Galile ma tezekkerun. Tenzilu min rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan
Allah onu indirdi. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَوَيْلِ Eğer bize bir tane söz söylemiş olsaydı, yani uydursaydı, yani bunu Allah söylüyor ama kendisini söyledi, böyle bir söz bize izafe etseydi, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Kuvvetle onu cezalandırırdık. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ سُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra şah damarını keserdik. Yani ona ölümü tattırırdık, yani canını alırdık. Ondan sonra فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ O zaman sizden hiç kimse de onu engelleyemez. Yani Cenab-ı Hakk'a kimse engel olamaz. Yani böyle bir şey olursa Cenab-ı Hakk kimse engel olamazdı. وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Kuşkusuz Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür, yani bir tezkiredir. Onları anlatır. Şimdi bu da mühim bir konu burası. Mesela herhalde mesela mutezili gözle bu ayet-i kerimeyi okusak şöyle olur. Burada bir takdim tehir var. Yani Kur'an-ı Kerim bir insan için öğüttür. İnsan da onu takip ettiğinde muttaki haline gelir gibi. Yani muttaki olmak için Kur'an-ı Kerim bir öğüttür şeklinde bir anlam vermek gerekebilir. Yani Mutezile'nin bakış açısı böyle olabilir. Ama Ehl-i Sünnet'in bakışı muttaki olmayana Kur'an-ı Kerim'in bir şey vermeyeceği üzerine kurulu. O zaman şimdi şöyle bir açmaz ortaya çıkıyor. Hem Kur'an-ı Kerim'e iman ederek takva sahibi oluyoruz. Hem takva sahibi olunca Kur'an-ı Kerim bize bir fayda veriyor. Yani bu burada şimdi imanın kendisiyle Kur'an-ı Kerim'in bize fayda vermesi eşitleniyor. Yani Kur'an-ı Kerim bize indiğinde bizim adımız zaten muttaki olmuş oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz duyduğumuzda biz zaten muttaki olmuş oluyoruz. Yani şöyle bir mesafe yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'i dinledik, durduk, bekledik, sonra bir fayda verdi. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim'i eğer duymuş isek, yani semina gerçekleşmiş ise etana da olmuştur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii şu ayet-i kerime de var. Semina ve asayna da var. Yani asi olduk ama orada semina kelimesi belki yani mecaz anlamında söyleniyor. Yani aslında duymadılar. Yani işittiler ama aslında dinlemediler gibi. Yani böyle olabilir. Dolayısıyla şimdi mesela Kur'an ilk Bakara suresinde de var. Huden lil muttakin. Yani Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir rehberdir. Yani bir hidayettir şeklinde şeyde de var yani. Evet. وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّب۪ينَ Sizin içinizden yalancılar var. Bunu biliyoruz. وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِر۪ينَ O kesinlikle inkarcılar için bir üzüntü. وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّهْ بِسْمَ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ Yani hiç kuşkusuz o, yani vahiy ya da diyelim ki kıyamet, yani geleceği kesin, yani mutlak gerçekleşecek bir hadisedir. Fesebbih bismi rabbikel azim. Azim olan Rabbinin adını tesbih eyle. Efendim böylece bu sure-i şerifeyle bitirdik. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bakayım başka bir sure inşallah okuruz. Şimdilik bunu bitirmiş olduk. Programımızın 3. kısmında Fütuhat-ı Mekke'den okuyoruz malum. 217. sayfaya gelmişiz. Şimdi diyor ki İbn Arabi, kafirlerin hicret etmen gerekir ve kafirlerin aralarında ikamet etmemen gerekir. Yani bu tabi enteresan bir şey. Yani hangi durumda söylüyor ve hangi şekilde söyleniyor, bunlara bakmak lazım. Kafirlerin arasında kalmak İslam dinine ihanet, küfür kelimesini Allah'ın kelimesine karşı yüceltmek olabilir. Halbuki Allah ancak kendi kelimesi yüce, kafirlerin kelimesi süfli olsun diye savaşmayı emretti. Gücün ve imkanın ölçüsünce bir kafirin himayesine girmemeye çalışmalısın.
Şimdi bu tabii yani umumi bir hüküm değil ama tercihen yani nerede kalayım, mesela nerede oturayım, iyi insanlarla, yani inanç bakımından, ahlak bakımından, yani meslek, yani her neyse, yani yücelttiğimiz değer her neyse, o bakımdan iyi olanlarla olmakta fayda var. Şimdi burada bir tevazu var aslında, yani daha doğrusu haddini bilme var. Çünkü normal şartlarda şimdi insan hani şöyle düşünebilir: ben işte şu tarz insanlarla olayım, onları değiştiririm, onları dönüştürürüm. Mesela diyelim ki kafirlerle beraber oturayım, işte onları değiştiririm. Nitekim mesela Peygamber Efendimiz uzun süre müşriklerle beraber oturdu. Onların içinden birçok insan Müslüman oldu falan. Fakat bu biraz güçlü ruhların işi. Yani kavi ruhların, müessir ruhların, Sadettin Konevi'nin ifadesiyle el ervahul ebiyye, yani böyle bir baba ruhlar, yani aba anlamında baba ruhların işi olabiliyor. Onlar mesela insanları değiştirebilirler, dönüştürebilirler. Yani mesela onların insanlarla ilişkisi, işte benzetmeler yapılır. Mesela Yunus Emre'de vardır. Yani doğan kuşunun ördeklerle ilişkisi gibi. Yani hepsini yani sürü edip işte yakalayıverir filan gibi. Yani böyle ifade edilir. Bu tabii büyük ruhlar. Ama şimdi bir de diyelim ki bizim gibi insanlar var. Yani bulunduğu çevreden etkilenen, toplumdan etkilenen vesaire filan insanlar var. Şimdi bunlara mümkünse Müslüman cemaat içerisinde kalmak emrediliyor. Yani bu tabii hani emri bil maruf ve nehyenin münker, mutezilerin zannettiği gibi böyle mutlak bir farz değil. Yapabilenlerin yapabileceği bir farz. Yani alimler yapacak bunu, işte yani gücü olanlar, kudreti, kuvveti olanlar yapacak. Yani bir tür şey gibi, yani zekat gibi demek istemiyorum ama yani belli şartlara bağlı olan bir ibadet oluyor bu emri bil maruf ve nehyanil münker. Dolayısıyla şimdi yani insan evvel emirde kendi imanını muhafaza etmeye çalışması lazım. Bunun için tedbir alması lazım. Bu yönüyle şey efendim, yani burada İbn Arabi'nin sözlerini bu istikamette ele almakta fayda var. Yani kafirlerin arasında kalırsan, yani sen olmasan çocuğun, çocuğun olmasa onun çocuğu etkilenir ve inancını kaybetmeye başlar. Bu açıdan yani Müslümanların bir arada olmasında fayda var. Muhtemelen tabii Yahudiler de böyle düşünüyor. Mesela Yahudi gettoları oluşuyor yani şey içerisinde, ya da mesela işte Hristiyanların oluşması biraz zor oluyor. Çünkü daha yani kalabalık, daha büyük nüfuslar, ama yani inanç şey nüfusları daha az olan toplumlarda böyle bir şey oluşuyor. Mesela başkalarına mümkün mertebe kız almamaya çalışıyorlar, kız vermemeye çalışıyorlar. Evliliklerini kendi içlerinde yapıyorlar falan. Yani böylece bu bir inancı koruma, dili koruma, düşünceyi koruma, gelenekleri koruma şeyi haline gelebiliyor. Böylece yani şeyin mesela İslam hukukuna bunun bir etkisi oluyor. Mesela diyelim ki işte belli aileler mesela yani dışarıya kız vermiyorlar veya yani evlilik olduğunda mesela evliliği bozma hakları ortaya çıkıyor, rüçhanetleri oluşuyor vesaire. Neden? Çünkü bir şeyin tradisyonu korunması lazım. Yani bir asabiyeyi oluşturan tradisyonun korunması lazım anlamında böyle düşünüyorlar. Ama bunu herhangi bir şekilde İbn Arabi'nin bu sözünü umumi bir söz gibi düşünemeyiz. Yani bugün diyelim mesela Almanya'da insan duruyor, hani bırakın gelin falan değil, ya da işte Amerika'da zaten bıraksak hep beraber oraya gideceğiz. Yani şimdi bugün insanlar, yani bıraksan pasaport olan Amerika'ya gidecek, pasaport olan Almanya'ya gidecek falan, başka yere gidecek. Böyle değil. Ama geriye gelmeleri hani böyle olması gerekmiyor. Bu şey döneminde mesela Balkan Savaşları falan döneminde Balkanlarda büyük şeyler oluyor, tartışmalar oluyor. Mesela Müslümanların bir kısmı hicret etmeye karar veriyorlar. Yani burada bizim bir geleceğimiz yok diye şey yapıyorlar. Bir kısmı ise yani savaş yerini terk etmemek üzerinden gidiyor ve bir kısmı şehit oluyor, bir kısmı orada büyük baskılarla karşılaşıyor falan, böyle hadiseler yaşanıyor. Yani bir tür kendilerini Uhud Savaşı'nda Aynen Tepesi'ni koruyanlar gibi mütala ediyorlar falan. Yani demek ki yani böyle bir, yani bu İbn Arabi'nin bu sözünü bir mecburiyet gibi düşünmeye gerek yoktur yani. Ama insanın tabii yani kafirler arasında yaşama, yani farklı inançtaki insanlarla yaşamanın bir hukuku var. Bu hukuk içerisinde yani inancını korumak, onlar gibi yani onlara meyletmemek filan, arada inanç bağı bakımından, ahlak bağı bakımından bir mesafeyi korumak gerekiyor. Yani aksi halde şey olabilir yani diye böyle. Şimdi eğer orada olursan diyor, orada kalırsan diyor, yani o tarafa destek de olursan, ondan yana olursan,
Yani o söz yüceltilmiş olur. Yani onların tarafını desteklemiş olursun. Bunu bir bakıma yani velizden ma'amenu ma'ahu eşiddu alel küffar ruhama beynehum. Kendi aralarında çok merhametli, kafirlere karşı çok şiddetli. Ayet-i kerimenin tefsiri gibi mütalaa edebiliriz. Evet. Bilmelisin ki oradan çıkmaya gücü yetenlerin kafirlerin arasında yaşayan birinin İslam'da nasibi yoktur. Pardon. Oradan çıkmaya gücü yeterken kafirlerin arasında yaşayan birinin İslam'dan bir nasibi yoktur. Yani Müslümansa yani Müslüman mahalleye, Müslüman tarafa geçiş yapman lazım. Yani yok ben gelmiyorum falan olmaz. Yani hani o yani belli bir noktadan sonra artık mesela hicret bir gereklilik gibi yani böyle düşünmüş oluyor. Hazreti Peygamber öyle birinden uzaklaşmıştır. Halbuki o Müslüman birinden yüz çevirmez ve uzaklaşmaz. Hazreti Peygamber'in şöyle dediği aktarılır. Müşriklerin arasında yaşayan bir Müslümandan ben uzağım. Yani inni beriyün. Evet, enteresan. Bu tabii herhalde hicret esnasında söylenmiş bir söz. Yani çünkü mesela müşrikler Peygamber Efendimiz'i ve bütün müminleri Mekke'den kovdular. Bir adam orada mümin olarak bir adam orada kalmış ise o niye kovulmadı? Yani hani İsmet Üzerine o meşhur kitabın ismindeki gibi. Yani Valdo sen neden burada değilsin? Yani sanki böyle bakılabilir. Yani mesela sahabe diyelim ki şimdi herkes kovuldu. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas Mekke'de ticaret yapıyor. Niye kovulmadın? Yani sen yani yeğenin kovulurken sen niye kovulmadın gibi ya da bir başkası mesela niye kovulmadın gibi. Demek ki yani ya seni kendilerinden görüyorlar, senin inancını ciddiye almıyorlar ya da yani ne yani buradaki durum nedir? Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani şey olursa müşriklerin arasında kimse kalmasın, herkes Medine'ye hicret etsin. Ne zamana kadar bu oluyor? Mekke'nin fethine kadar. Mekke'nin fethi gerçekleşince bu kez şimdi kabile kabile insanlar Medine'ye gelmeye başlıyor ve Medine'nin nüfusu bir anda kalabalıklaşıyor. Yani şehir yönetilemez bir hale geliyor. Şehir tefessüh ediyor. Yani çünkü insanlar yani peygamber yani şehri bir saltanat şehrine döndürüyorlar. Ganimet peşinde oluyorlar. Peygamberden mal mülk istiyorlar falan. İşte kaba davranışlar ortaya çıkıyor. Bunun üzerine mesela Hücurat suresi nazil oluyor. Yani o davranışlara biraz daha öncesinde gerçi o davranışlara bir çeki düzen vermek için Hucurat suresi nazil oluyor falan. Şimdi ana fikri ne? Yani şimdi peygamber yani sizin şeyiniz babanız değil ya da peygamber sizden birisi değil. Peygamber bir kral değil, bir hükümdar değil falan. Dolayısıyla şimdi Medine'yi de böyle bir başkent gibi düşünmeye gerek yok. Yani burası bir iman şehridir. Burası bir ahlak şehridir. Burası bir talep şehri değil, isteme şehri değil. Evet acıkmışsın yemeğini isteyebilirsin ama burası stoklama, zengin olma şehri değil. Yani o zaman şimdi Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. La hicrete ba'del fethi. Mekke fetihinden sonra artık bir hicret yoktur. Yani Medine'ye hicret diye bir şey, daha doğrusu hicret kavramı ortadan kalkmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de muhacirler övüldüğü için Müslümanlar bu şeye nail olmak için diyelim ki böyle bir teşebbüs içerisinde bulunuyorlar ama Peygamber Efendimiz diyor ki yani Mekke fethedildikten sonra artık hicret bitmiştir. Yani artık anlamı kalkmıştır. Dolayısıyla şimdi bu ayet şeyleri, buradaki sözleri biraz bu müvacihede değerlendirmek efendim gerekiyor. Devam edelim. Hazreti Peygamber öyle, evet. Allah müşrikler arasında ölen biri hakkında şöyle der. Nefislerine zulmedenlerin canlarını melekler alırken onlara ne yapıyordunuz derler. Onlar da yeryüzünde çaresizlik, çaresizlik diye cevap verirler. Yani nefislerine zulmedenler yani diyelim ki o Mekkelilerle beraber işte mesela müşriklerle beraber kalan insanlar. Şimdi melekler canlarını alıyor. Onlar diyor ki ne yapıyordunuz? Yani siz niye buradasınız? Yani peygamberin yanına niye gitmediniz? Ya da müminlerin yanına niye gitmediniz? Diyorlar. Ondan sonra onlar da diyor ki yani biz yapamazdık. Yani çaresizdik. Yani bizim bir gücümüz yoktu diyorlar. Halbuki güçleri var. Yani hani herkese herkesin bir gücü var. Yani yapabileceği bir şey var. Buna cevap olarak ayette Allah'ın arzı geniş değil mi? Oraya hicret etseydiniz ya, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Ne kötü yerdir orası buyurulur.
Bu sebeple insanlara günümüzde Beyt-i Makdis'i ziyareti ve oraya yerleşmeyi yasakladık. Şimdi enteresan mesela yani bugün yani İbn-i Arabi diyor ki şimdi Beyt-i Makdis yani Kudüs Haçlıların eline geçiyor. Şimdi Müslümanlar hala orada yaşamayı sürdürüyorlar. Dolayısıyla şimdi onları yöneten Hristiyanlar yani hükümdar olan ve hükümran olan onlar. Şehri onlar yönetiyor. Onların elinde yani krallık onlar da Kudüs kral şeyini kuruyorlar. Biz diyor yani orada kalmayı yasakladık diyor. Yani biz Müslümanlara dedik ki ey Müslümanlar burayı terk edin. Yani bu şehri bırakın dedik diyor. Şimdi bu enteresan bir konu. Mesela yani bugüne mesela taşınabilir mi? Tam bilmiyorum. Yani gerçekten bu zor bir konu ama yani Müslümanların bunu tartışması lazım, konuşması lazım. Yani ben şahsen mesela yani şöyle bir şey düşünüyorum. Yani mesela Filistin'de, Gazze vesaire oralardaki şeyler için yani ölen şey mesela her aileden mesela 1 2 3 çocuk neyse böyle dünyanın çok iyi okullarını okutulacak şekilde bir vakıf kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani o çocuklar daha sonra dönerek o şeyi yani Filistin'in yani gerçi öyle olmuyor yani gidenler kaybolup gidiyor falan ama yani ama gene de işte oradan iyi isimler çıkabilir, iyi insanlar çıkabilir falan diye. İşte mesela dedim ki yaşlıların hani oradan alınması gerekiyor. Yani belli bir yaşa gelmiş kişiler. Yani şöyle diyelim. Yani Gazze'nin mesela nüfusu işte diyelim savaşabilecek kişilere dönüştürülmesi gerekiyor. Yani yani sürekli mesela diyelim ki hani kadınların öldüğü, yaşlı kadınların öldüğü, annelerin, amcaların, baba öldüğü, çocukların hani öldüğü falan şeyden kurtulup yani bir strateji gereği daha böyle bir orayı bir şeye döndürmek gerekiyor. Yani daha savaşabilir bir şehir haline döndürmek gerekiyor. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Ondan sonra ama burada İbn Arabi artık o dönem içerisindeki şartlarda hayır diyor böyle değil diyor. Yani Kudüs'ü terk etmeliyiz diye düşünüyor. Şimdi yani enteresan bir şey çünkü Müslümanların Hristiyanların hakimiyetinde yaşamasını istemiyor. Yani farklı inançtaki insanların Müslümanlara hükmetmesine, orada hükümdar olmasına İbn Arabi razı değil. Çok enteresan bir konu bu. Bunu tabii günümüzde bir görüş olarak yani Müslümanlık içerisinde bir görüş olarak insanların dikkate alması lazım, tartışması lazım ama benim şahsen kanaatim bu. Yani terk etmek değil ama hakikaten tedbir alarak çünkü yani sebebi de şu. Şimdi mesela Gazze'de tabii çağımızda birçok şey değişti. Mesela ulus kavramı ortaya çıktı. Yani nasyonalite ortaya çıktı. İşte vatan kavramı ortaya çıktı. Devlet kavramı. Bunların hepsi aslında 150-200 yıllık hadiselerdir. Yani insanlar mesela geriye doğru düşündüklerinde işte eskiden de işte Selçuklu devleti bilmem neyle falan. Yani eski devletlerle modern devletlerin hiçbir ilgisi yoktur. Eski devletler hanedanlıklardı. Dolayısıyla şimdi yani orada yapılar zayıftı, geçişkenlikler vardı. Yani birisi tek tarafa gidebiliyor, beri tarafa gelebiliyor falan. Yani diyelim ki mesela hani en basitinde mesela hani pasaport diye bir mesele yoktu ya da aidiyet yani kimlik diye bir şey yoktu. Yani devlete aidiyet meselesi yoktu aslında. Bu açıdan şimdi yani İbn Arabi'nin söylediklerini bir yani pre-establishment dönem yani bir kurumsallaşma yani state yani devlet haline gelmesinden önceki bir dönem görüşleri gibi düşünebiliriz ama şahsen yani kendi kanaatim yani Gazze'de işte Filistin'de bir dönem Bosna'da işte başka yerlerde Keşmir'de şu bu falan yani Müslümanların böyle çok hırpalanıp yani bir türlü baş edemeyeceği meseleler karşısında sürekli dayak yemeleri 2 milyar Müslümanın birbirine kendisine olan saygısını kaybettiriyor. Bu iyi bir şey değil. Yani o zaman biz birbirimizi çok hırpalıyoruz ve çok yani bir üzüntü karşısında nefret üretiyoruz. Yani bu kez mesela onlara da kızmaya başlıyoruz. Onlara da nefret etmeye başlıyoruz. Bu iyi bir şey değil. Onun için mesela yani o toplumun bir akıl üreterek bir şey üretip bir defa teröre başvurmadan
terörize edilmeden, çünkü yani rakibin istediği şey terörize edilmeleri, terörize edilmeden yani yaşlılarını, çocuklarını vesaire filan güvenlik altına alarak, yani nüfuslarını artırarak ama güvenlik altına alarak, yani böyle Müslüman toplumda büyük vakıfların oluşması, yani bir Gazze Vakfı, yani mesela Gazze'nin geleceği vakfı filan gibi, mesela böyle vakıflar olsa herhalde efendim çok hoş olurdu yani. Devam edelim. Şimdi demek ki Beyt-i Makdis'i ziyaret ve oraya yerleşmeyi yasakladık. Yani kime yasaklamış olabilir? Yani yanlış gördük yani. Kime yasakladık? Yani müritlerine olabilir, talebelerine, sözünü geçtiği kimseler. Arkadaş, Beyt-i Makdis'e gitmeyeceksiniz. Yani çünkü neden? Şimdi Beyt-i Makdis, yani Kudüs aslında Müslümanlar için sanıldığı kadar mühim bir yer değil. Yani dini açıdan mesela çok önemli bir yer değil. Müslümanlar için dini açıdan en önemli yer aslında Mekke'dir. Medine'de dolaylı olarak Mekke'ye mülhaktır. Ama esas Mekke'dir. Yani Müslümanlık Mekke'dir. Yani Kabe neredeyse oradadır. Yani dolayısıyla şimdi yani meseleyi buradan mütalaa etmemiz gerekiyor. Ondan sonra meseleyi buradan mütalaa etmemiz gerekiyor. Şimdi Kudüs ise mesela bazen şimdi ne yok işte mesela Müslümanların ilk mescidi, bence ilk mescit değil. Çünkü önce Kabe'ye doğru kılıyordu Müslümanlar. Medine'ye geldikten sonra ki namaz mesela Mekke'de farz kılındı. Medine'ye geldikten sonra Mescid-i Aksa tarafına döndüler. Daha sonra da tekrar döndüler. Şimdi burada yani mesela Mescid-i Aksa'ya böyle Kabe muamelesi yapmak sanki böyle ikinci bir Kabe'ymiş gibi düşünmek doğru değil. İşte mesela Miraç'ta diyor oraya gitmiştir. Gidebilir yani, yani bütün afakı ve enfüsü gezdi. Şimdi şunun için bunu söylüyorum. Şimdi Müslümanlar şimdi Kudüs'ün merkez olduğuna dair bir iddia var. Yani bütün dinlerin merkezi Kudüs'tür, Filistin'dir diye bir iddia var. Şimdi biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda delilimiz sadece Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler. Bizim yani iddiamıza ve inancımıza göre yeryüzünde yani dinlerin ve mabedin merkezi Mekke'dir. Mekke'den yayılmıştır. Mesela Hazreti İbrahim İsmail ile Hacer'i niye Mekke'ye götürmüştür? Çünkü atalarının yurduydu orası. Yani bunu bildiği için oraya götürdü. Yani ilahi vahiyle oraya götürdü. Yani dolayısıyla şimdi yani bir tür hani Musa'nın işte gitmesi gibi, yani Şuayb tarafına gitmesi gibi ya da Musa'nın sonra kavmiyle buluşması gibi, yani İbrahim Aleyhisselam aslında Mekke'ye bunun için gitti. Binaenaleyh şimdi yani Kudüs Mekke'nin bir dalıdır. Yoksa Mekke Kudüs'ün bir dalı değildir. Bu açıdan böyle hani yani Kudüs'ü böyle hani ikinci bir yer gibi düşünmek doğru değil. Birçok mübarek yer gibi, yani Kahire'de mübarektir, İskenderiye'de mübarektir, Konya'da, Şam'da, İstanbul'da, Bursa'da vesaire filan bunlara mübarektir. Hadi bunların içerisinde biraz daha mübarek olabilir. Yani çeşitli nedenler, yani onu yapmaya gerek yok ama biraz daha olabilir ama esas olan yani Mekke fikrinden asla tereddüde düşmemek gerekiyor. Bu açıdan şimdi İbn-i Arabi diyor ki yani biz diyor Kudüs'ü diyor ziyaretlerini diyor yasakladık, yani insanlara diyor gitmeyin dedik. Niye? Şimdi yani bu hakikaten tartışılması gereken bir konudur. Çünkü orası kafirlerin elinde olduğu kadar Müslümanlar üzerine hüküm sahibi olmak ve yönetmek kafirlere kalmıştır. Yani Kudüs de kafirlerin, yani onları ele geçirmiş, Müslümanlar da onlar yönetiyor. Dolayısıyla şimdi ne işiniz var orada kardeşim? Yani oraya niye gideceksiniz? Ondan sonra onların karşısında Müslümanlar son derece kötü bir vaziyettedir. Yani Müslümanların durumu iyi değil. Yani bayağı orada eziliyorlar, hırpalanıyorlar. Arzuların egemen olmasından Allah'a sığınırız. Yani arzumuza göre hareket etmekten Allah'a sığınırız. Evet. Günümüzde Beyt-i Makdis'i ziyaret edenler ve oraya yerleşen Müslümanlar Allah'ın haklarında dünya hayatında emekleri boşa gitmiş, halbuki iyi iş yaptıklarını zannederler buyurduğu kimseler mesabesindedir. Gerçekten çok aşırı bir ifade. Yani valla İbn Arabi'nin bu görüşüne ben en iyisi katılmayayım ya. Yani çok yani söylediğini anlıyorum ama çok enteresan bir şey. Kafir bir yurdu terk ettiğin gibi hakkın kitabında veya peygamberin diliyle kınamış olduğu bütün huyları terk etmen ve onlardan da hicret etmen gerekir. Şimdi burası önemli. Çünkü Müslümanlıkta hicret neresinden başlarsak başlayalım mutlaka ahlakta neticelenen bir kavramdır.
Yani biz mekan değiştirmek, insanlardan uzaklaşmak, efendim iş değiştirmek, şunu değiştirmek, her şey. Yani hicret ayrılmak, hicren ayrılmak denir. Ama gerçek hicret ve gerçek hicran mutlaka kötü huydan iyi huya intikal etmektir. Dolayısıyla hicret kendimden kendimedir diyerek İbn Arabi'nin cümlesini burada bitirmiş oluyoruz. Efendim 218. tavsiyede kalmışız. Efendim programımız burada neticeleniyor. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar beraber olma umuduyla. Ben başta söylediğim önerimi size tekrar hatırlatmak istiyorum. Doğrusu bu Çamlıca Kulesi yani yapıldı. Allah razı olsun yapanlardan. Gerçekten çok güzel bir manzara olmuş. Çocuklarınızı mutlaka götürün. Yani İstanbul'u temaş, yani İstanbul sevgisi bir çocuk için çok önemli bir şeydir. Yani yani hakikaten dünyada benzeri olmayan şehirdir İstanbul. Seyredip yani bir İstanbul şeyi oluşması lazım. Yani bazen böyle işte İstanbul mahvettik şunu bunu falan diyorlar. İstanbul mahvolmaz. Yani yani İstanbul kimsenin değiştirebileceği bir şehir değildir. Temaşa etsinler, seyretsinler. Yani çocuklarınızı mutlaka götürün. Biz de bugün hani Emirtaş'a gittik. Oradan yani yaptığım bir işi söyleyebiliyorum yani. Ondan sonra efendim programımız burada neticeleniyor. Burada hani programı yapmamıza vesile olan Turkuaz'ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim radyomuzun müdür ve müdüresine teşekkür ediyoruz. Faruk'a teşekkür ediyoruz. Ondan sonra değerli bütün arkadaşlarımız hepsine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere deyip Allah'a emanet olunuz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.